결혼식하면서 임피아드님만 근데 맞댄나이 사람들이신 미사일 등신다 보는구 bu süreçte devlet, Türkiye Cumhuriyeti ve artı IŞİD, Irak-Şam İslam Devleti tarafından gerçekleştirilen saldırılar tarafından 6 tane anarşist yoldaşımız katledildi. 6 tane. Vatan Budak, Serhat Devrim, Alper Sapan, Ali Kitapçı ve Medali Barutçu. Ve bu yoldaşlarımızın intikamını anarşist devrimde. Örgütlenirsek, mücadele edersek anarşist devrimde alacağız. Boş konuşmak istemiyorum ama Ali Kitapçı'nın cenazesinde söylenen bir şey vardı. Hesaplaşma günü onlar için çok kötü olacak. Bu nedenle ayrıca şu an 33 aşağı yukarı 23. gününde olan Aşıkların 23. gününde olan Osman Evcan için bugün bir eylem yapıldı ve çoğumuz da buna katıldık. Yani bizler punk müziği, punk sahnesini sadece müzik olarak görmüyoruz. Yıllarca punk sahnelerinde anarşistlerle danışmaya yönelik eylemler yapıldı, etkinlikler yapıldı, konserler yapıldı. Punk sahnesi sadece bir müzik olmamıştır. Aynı zamanda anarşist mücadelenin, bu topraklardaki anarşist mücadelenin de bir parçası olmuştur. O nedenle sadece punk müzik değildir, sadece anarşist değildir. Ama yıllarca dara düşen anarşistlere her zaman sahip çıkmıştır. Bu anlamda herkesi sadece müzik ya da konserlerde değil, eylemlerde de görmek istiyoruz. Bu devlet yıkılmalı. Sadece işte AKP hükümeti değil, CHP hükümeti vesaire. Bütün gelmiş geçmiş uluslararası, sadece bu coğrafyada da değil. Hedefimiz bütün devletleri yıkmak, çünkü bütün devletler hepimizin yaşam tarzına, hepimizin varlığına, hepimizin ilişki biçimine karışıyor. Ve şu an en büyük saldırılar altındayız. Sadece müzikte değil, sadece içerek değil. Pendor sokağında faşistlerin, esnafların saldırıları karşısında anarşistlerle punklar her zaman birlikte hareket etmiştir. Birlikte dayak yenmiştir ya da birlikte faşistler dövülmüştür. Aynı ruhla, yani aynı ruhla hareket etmek zorundayız. Yalnızız, azız ama birlikteyiz. Kerem Kamil Koç'tan bahsetti. Kerem, birçoğunuz belki tanımazsınız. Anarşist, anarkopunk camiaya çok büyük katkıları olmuştur. Anarşist camiaya daha çok olmuştur. Ve onun dediği gibi, onunla birlikte punk müziği sadece bir müzik olmadığı, bir sahne olmadığı, işte 2-3 akorun bir araya getirdiği bir durum olmadığı, aynı zamanda bir toplumsal devrimin parçası olduğu ve punk'ın sistem için bir tehlike arz ettiği bir durum, bir tehdit arz ettiği durum olduğunu göstermemiz gerektiği gibi bir derdimiz de var. Bu anlamda bu gece sadece müzik değildir, aynı zamanda toplumsal devrimin, var olan faşist, İslamcı faşist devletin veya yapıların karşısında duran bir kitlenin bir araya geldiği ve eğlendiği bir ortam olarak görünmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Ayrıca infial, dün savcıya çıktık. İnfial, anarşist bir mekan, tarla başındayız. Kendi varlığımızla, kendi duruşumuzla orada var olmaya çalışıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bu punk'ı da içeriyor, bu anarşist mücadeleyi içeriyor, bu kürtlerin, LGBT hareketi, queer hareketi, işte çocukların özgürlük hareketinin bir parçası olduğunu söyleyelim ve bu etkinliği de imtiyarla dayanışma, sadece ekonomik dayanışma değil, toplumsal dayanışma, mücadele anlamında dayanışma, anlamında dayanışma olarak gördüğümüzü bekliyoruz. Ve bütün eylemlere, devlete karşı, kapitalizme karşı ve topyekun uygarlığa karşı var olan bize dayanan bir ilişkinin içimlerine karşı mücadelede
kayıtta hareket etmeye çağırıyoruz. Bu kadar. İsyan, devrim, anarşi, isyan.